Merhabalar, Kaptan eşi kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere katmer tarifi vermek istiyorum. Erzincan'da biz katmer diyoruz, e, ama sayı çörek olarak da geçiyor, çörek olarak da geçiyor. İsmi ne olursa olsun her yörede yapılan çok sevilen hamur işlerinden bir tanesi. Özellikle sahurda peynir, zeytin ve sıcak bir çayla gerçekten de e, süper bir alternatif olacaktır sahur e, menüleriniz için. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Yoğurma kabımda 2 su bardağı ılık süt var. İçerisine 1 e, çay bardağı yoğurt ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Ve 1 pakette kabartma tozu kullanacağım. Mayasız yapıyoruz bunu. Mayalanma işlemimiz olmayacak. Kabartma tozu kullanacağız o yüzden. Şimdi tüm bu malzemeleri homojen hale gelene kadar karıştıracağım ve ardından ununu ilave edeceğim. yaklaşık 1 kiloya yakın un kullanıyorum ee, bu da 6, 65 buçuk su bardağı demek ama onu kontrollü bir şekilde eklemekte fayda var Her zaman söylüyorum ee, hamurun cıvık olması yani hafif ele yapışan bir hamur olmasını istiyoruz Ben burada bir hamur yoğurma makinesi kullandım ama elle de yoğurduğunuzda sizi yormayacak güzel kaliteli bir hamur çıkacaktır ortaya Makineden sonra biraz da şöyle elimle yoğurdum ve tezgaha alacağım. Tezgahın altını hafif unluyorum <laughs> ve hamurumu döküyorum. E, hamurum yumuşak yapışkan bir hamur ama yoğurdukça ben o yapışkanlığı geçiyor ve düz bir hal alıyor. Vereceğim ölçüden 2 adet saya çörek çıkarabilirsiniz yani katmer çıkarabilirsiniz. Toplamda 8 beze elde edeceğiz. 4 beze bir e, katmer için. 4 beze de bir katmer için kullanacağız şimdi ilk katmerimi yapmaya başlıyorum Öncelikle bezelerimizi kenara alalım ve bir 5 dakika kadar dinlendirelim sonra ilk bezemizi açacağız bir merdane yardımıyla hafif unlayarak bezenizi yuvarlak bir şekilde büyütün bu arada e, videoda göstermeyi unuttum Ben kenarda 125 gram tereyağı ve içerisine de yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ettim e, ve onları erittim şimdi bu erittiğim tereyağı ve sıvı yağ karışımını açtığım bezenin üzerine her yerine bolca gelecek şekilde sürüyorum onu bir kenara alıyorum ve kalan 3 beze için de aynısını yapacağım her bezeyi açacağım e, yağladığım Bezenin üzerine koyacağım, tekrar yağ süreceğim. Sadece en üstte kalan bezeyi yağlamayacağım. Yani toplamda dört tane üst üste açılmış hamur olacak. Şimdi dördüncüyü de koydu, dördüncüyü de açtım. Sırayla diğerlerini de yapacağım bu şekilde. Ben diğerini yaparken bu beklemişti kenarda bir. 10 dakika kadar. Şimdi bunu elimle çekerek merdane ile artık nasıl rahat edecekseniz büyüteceğiz. Hafif unlayarak yaparsanız biraz daha rahat açacaksınızdır. Açabildiğim kadar açıyorum. Çok fazla bastırmadan açın. Yağlı olmasına rağmen yapışabilir. Büyüttüm. Şimdi tekrar üzerine tereyağı döküyorum. Her yerine yayıyorum ve bir kenardan tutup rulo yapacağım. Bu yaptığım ruloyu da kendi etrafında çevirip ikinci bir rulo daha yapacağım. Ve diğeriyle beraber bir tepsinin içerisinde bekleteceğim. Şimdi kat kat olması için püf noktasını söylüyorum. Her bezenin üzerine streç filmle kapatın ki kurumasın ve bu şekilde buzdolabına kaldırın ve 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin. Kat kat olması için bu önemli bir püf noktası. Ufak çapta bir mülföy yapıyoruz yani biz burada yine. Şimdi ben 1 saatin sonunda artık çıkardım. Gördüğünüz gibi hazır. Yine yuvarlak, kare fark etmez bir tepsiye yağlı kağıt koydum. Ve elimle bastırarak açıyorum. Herhangi bir merdane kullanmıyorum. Tezgaha da almıyorum. Ee, diğer bezemi de aynı şekilde yaptım. Elimle basa basa açtım. Yuvarlak hale getirdim. İncelttim daha doğrusu. Yuvarlaktı zaten. Yeterince açtıktan sonra üzerine bir yumurta kırıyorum. Direkt kırıyorum yani yumurtayı. Ve çatal yardımıyla hem yumurtayı dağıtıyorum. Hem de e bu katmerin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Çatalla şekiller verebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 190 derece alt üst ayar fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. İşte benimkisi pişti, geldi. E, henüz sıcak, hafif sıcağının geçmesini bekledim size. E iç dokusunu daha rahat gösterebilmek için elim yandı. Şimdi böleceğim ve içini de göreceksiniz. Giyen misafirlerim benim çok beğenmişlerdi. Sahur için de harika bir alternatif olacağını düşünüyorum. Hem doyurucu hem de az malzemeyle şahane bir şey çıkıyor ortaya. Üstelik de sahurdan önce yapıp buzdolabında bekletip sahur zamanında pişirebileceğimiz pratiklikte bir çörek. Şimdiden yapacak olan arkadaşların ellerine sağlık. Yiyecek olanlara ise afiyetler olsun. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.